Türk gençleri Amerika sınırından kaçak giriş yaparken yakalandı. Torpilim yok, iş bulamıyorum. Projem var ama kim bana destek olacak? Hormonsuz gıda kalmadı, her şey zehir dolu. Çocuğuma gelecek sunamıyorum. Ev fiyatları çok yüksek, sokakta mı yaşayalım? Şikayet etsek ne olacak? Karşı taraf çok güçlü. Umudum kalmadı. İnsanca yaşamak istiyorum. Bu sözlerden biri daha önce aklınızdan geçtiyse o halde düşünün. Eğer Türkiye Avrupa Birliği'ne girmiş olsaydı hayatımızda neler değişirdi? Nasıl bir ülkede yaşar, dünyaya hangi gözle bakardık? Avrupa ülkeleri arasında sosyal, kültürel ve ekonomik alanda bütünlük oluşturmayı amaçlayan, ortak değerler, ortak kanunlar ve çıkarların olduğu bir yakınlaşmayı temel alan Avrupa Birliği'nin bünyesinde bugün 27 devlet bulunmaktadır. Avrupa Birliği ilk olarak 1952'de Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu adıyla kurulur. Başta 6 ülkenin katıldığı bu anlaşmada devletler üstü bir yaklaşımla kömür-çelik üretimi ve dağıtımı konusu devletlerin değil daha üst bir kurumun yönetimine bırakılır. Bu yaklaşımın çözüm getirmesi diğer alanlarda da Avrupa'da birleşme düşüncesini arttırır. Daha sonra 1957 yılında da Avrupa Ekonomik Topluluğu adını alır. Bu ekonomik topluluktan payını almak isteyen Türkiye ise 1959 yılında üyelik başvurusu yapar ve ülkemizin Avrupa Birliği macerası böylelikle başlamış olur. O günden bugüne kadar ilişkilerimizde önemli mesafeler kat edilmiş olsa da ne Türk halkı Avrupa Birliği'ne üyeliğin getirilerini tam olarak anlayabildi ne de siyasiler bu hedefe ulaşmak için gerekli çabaları gösterdi. Çünkü birliğe katılmamız demek, ülkemizdeki birçok çıkar merkezinin ellerindeki kaynakları halkla paylaşmak zorunda kalması demek olacaktı. Peki sıradan insanlar olarak nedir bize faydaları? Öncelikle hepimiz aynı zamanda Avrupa Birliği vatandaşı olacağımız için birliğe üye olan herhangi bir ülkede seyahat etme, çalışma, iş yeri açma, eğitim alma, yaşama hakkına sahip olacaktık. Sadece kimliğinizle, hiçbir evrak işiyle uğraşmadan rahatlıkla bir Avrupa ülkesine gidebileceksiniz. Bunun Ankara'dan Eskişehir'e gitmekle arasında hiçbir fark olmayacak. Yine çok rahat bir şekilde orada çalışabilir, üniversite okuyabilir, hatta yerleşebilirsiniz. Tek yapmanız gereken, 3 aydan daha fazla kalacaksanız, çalıştığınızı, öğrenci olduğunuzu ya da ekonomik yeterliliğiniz olduğunu gerekli kuruma belirtmek. İşte bu kadar basit. Sınırları geçmek böylesine kolay olacaksa, Türkiye'de kimse kalmaz, herkes Avrupa'ya yerleşir diye düşünmeyin. Çünkü birliğin üyesi olmak için aday ülkenin öncelikle ekonomik refahını yükseltmesi, kendi topraklarında iş olanaklarını arttırması zorunluluğu gibi sayısız müzakere şartı var. Tüm bu uygulamalar göç etme gereksinimini azalttığı için böyle bir durum söz konusu değil. Eğitim konusunda ise, örneğin Fransa'da eğitim görmek isteyen bir Türk genci, eğitimi süresince Fransız gençlerine sağlanan maddi desteklerden, burs imkanlarından aynı şekilde yararlanabiliyor. Ayrıca eğitim aldığı ülkenin tüm sosyal haklarından da faydalanabiliyor. Diyelim ki ticari bir fikriniz var ama paranız yok. Bunun için iş adamlarının ya da siyasi isimlerin peşinde koşmanıza gerek kalmıyor. Fikrinizi tamamen Türkçe olarak birliğin ilgili kurumlarına ilettiğinizde uygun bulunması halinde büyük miktarda hibe alabilme şansınız oluyor. Yeter ki fikriniz orijinal ve uygulanabilir olsun. Projelerinizin sadece ticari olmasına da gerek yok. Köyünüzdeki evlerin kültürel olarak yenilenmesi, şehrinizin ormanlaştırılması, ihtiyacınız olan spor tesislerinin kurulması, bilimsel fikirlerinizin fonlanması gibi aklınıza gelebilecek her türden destek ve hizmet Avrupa Birliği kaynaklarından sağlanabiliyor. Bir bilgisayar oyunu yapmak, sinema filmi çekmek, senaryo yazmak yahut kitap yayınlamak istiyorsunuz ama paranız veya bu alanda eğitiminiz yok. Eğitiminiz yoksa danışmanlık hizmeti, paranız yoksa da projeniz onaylanırsa maddi destek alabiliyorsunuz. Torpili olanlar varken bana sıra gelmez diye korkmayın. Çünkü söz konusu çalışmalar
direkt birliğin kendi kurumları tarafından kontrol altında tutulduğu için tanıdıkların araya sokulma ihtimali minimuma iniyor. Ve tüm bu süreçleri Türkçe olarak gerçekleştirebiliyorsunuz. Çünkü Avrupa Birliği'ne girdiğimizde Türkçe birliğin resmi dillerinden biri olarak kabul edileceği için birlikteki bütün kurumlar sizinle Türkçe iletişim kurmak zorunda olacak ve Avrupa'da Türkçenin bilinirliği çok daha artacak. Türk insanı istatistiklere göre Avrupa'nın en uzun saat çalışan insanı durumunda. Patronlarımızın arzuları maalesef insani standartları çok ama çok aşıyor ve çalışan sınıfın bu durum karşılığında yaptırım gücü çok zayıf. Ancak Avrupa Birliği'ne üye olsaydık, patronların bırakın bizi fazla çalıştırmayı, mesai saatlerimiz dışında bizimle işle ilgili olarak telefonla irtibata geçmesi bile zorlaşacaktı. Çoğumuz izin istediğimizde somurtkan bir yüzle karşılaşmış, mobbing altında kalmış ya da bu izin maaşımızdan düşülmüştür. Ancak Avrupa Birliği yasalarına göre her özel sektör çalışanı haftalık ve resmi tatiller dışında yılda en az 4 hafta maaşlı izin yapma hakkına sahip ve bu hak sıkı denetim altında tutuluyor. Çünkü insanların kendilerine zaman ayırması, aileleriyle vakit geçirmesi son derece önemli. Hatta diyelim ki bir çocuğunuz oldu. Böyle bir durumda sadece anneler değil, babalar da doğum izni kullanabiliyor. Aile kurumu ve ailede eşitlik, şiddetin önlenmesi kavramı o kadar önemli ki, çocuğun ebeveynleri tarafından şiddet gördüğü tespit edilirse hem cezalar çok büyük hem de devlet çocuğa el koymakta tereddüt etmiyor. Türkiye aile konusunda az da olsa önemli adımlar atmayı başardı. Örneğin kanunlarımızda, koca birliğin reisidir, evin intihabı, karı ve çocukların iaşesi ona aittir hükmü, Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında, eşlerden her biri ortak yaşamın devamı süresince ailenin sürekli ihtiyaçları için evlilik birliğini temsil eder kavramıyla değiştirilmiştir. Bir ülkeye yabancı yatırım gelmesinin en temel şartlarından biri, o ülkede hukukun üstünlüğünün bulunması ve yasal güvencedir. Eğer bir ülkede hukuk tüm kişi ve kurumlardan üstünse, yatırımcılar kendilerini güvende hissedeceği için haklarının gasp edilmeyeceğini bilir ve paralarını getirmekten çekinmez. Maalesef ülkemiz hukukun üstünlüğü sıralamasında 142 ülke arasından 117. sırada olduğu için yabancı yatırımlar pek de hevesli yaklaşmıyor. Ancak Avrupa Birliği üyesi olsaydık, tüm bu yasal süreçler ve haklar birliğin kendi kurumları tarafından denetleneceği ve korunacağı için ülkemize yatırım yapmakta hiçbir çekince kalmayacaktı. Ayrıca Avrupa Birliği vatandaşları, birliğe üye olan tüm ülkelerde özgürce yatırım yapabilme ve iş kurabilme hakkına sahip olduğundan dolayı, ülkemize büyük miktarda yatırım gelmesi ve iş sahasının açılması kaçınılmaz olacaktı. Neticede Türkiye'nin Akdeniz, Karadeniz, Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerine açılan bir kapı olması da bu yatırımları teşvik edeceği için kısa zamanda gözle görülür bir ekonomik refaha erişmiş olacaktık. Avrupa Birliği'nin en büyük katkılarından biri ise kesinlikle gıda ve tarım alanında olacak. Birlik fonlarının çok önemli bir bölümü tarım alanında kullanılıyor. Bu harcamalarda amaç, çiftçilerin modern tarım teknikleri uygulayarak üretimi arttırmaları, kendileri için gerekli uluslararası pazarın hazırlanması, çiftçinin düzenli gelirinin oluşturulması ve tarım faaliyetlerinin doğaya etkilerinin en aza indirgenmesidir. Bu konuda Avrupa Birliği fonları, çiftçilere düzenli olarak yüklü miktarlarda destek ve hibe veriyor. Örneğin henüz aday ülke olmamıza rağmen, 2024 ve 2030 yılları arasında Türkiye ve Avrupa Birliği'nin ortak fonuyla çiftçilere 780 milyon euro destek sağlanacak. Bir de üye olduğumuzda düşünün. Ayrıca sadece çiftçiyi destekleyip tarımı güçlendirmekle kalmıyor. Bu sistem aynı zamanda katkı maddeleri, hormon ve yapay gübre kullanımını da belli standartlara bağladığı için tüketiciler kalitesi yüksek ürünlere uygun fiyata ulaşma şansına sahip oluyor. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi yani EFSA, gıda yasalarının uygulanmasını denetler ve sloganları şudur: Tarladan sofraya. Dostlar, günümüzde ülkemizde üretilen kaliteli gıda ürünleri yabancı ülkelere ihraç edilirken
bizim tükettiklerimiz ise maalesef çok daha düşük standartlarda üretiliyor. Bakın birkaç örnekle size neler yediğimizi göstereceğim ve sağlığımızın nasıl hiçe sayıldığını görünce şok olacaksınız. Almanya'daki gıda üreticileri, ürünlerinde hangi maddenin hangi oranda kullanıldığını belirtmek zorunda. Ve Türkiye'den giden bir balın içeriğini okuyan tüketici, bal kavanozunun içinde sadece %10'luk bal olduğunu, %90'ı ise fruktoz, glukoz şurubu olduğunu göstermişti. Ve bu standardı yüksek olan Avrupa'ya gönderdiğimiz bir ürün. Bir de bizim yediklerimizi düşünün. Muzlu gofret adı altında piyasada satılan bir gofrette ise dostlar, muz oranı 100.000'de 5. Yediğimiz şey sadece katkı maddesi ve bu ürün yasaklanmadı. Halkın tepkisi üzerine sadece adı muzlu gofretten muz aromalıya dönüştürüldü. Şimdi bir örnek daha verelim. Zeytinyağı sağlığımız için muazzam derecede öneme sahip bir gıda maddesidir ve Türkiye dünyanın en büyük 5 zeytinyağı üreticisinden biri olmasına rağmen ürünlerimizin birçoğu yurt dışına gittiği için bize pek de bir şey kalmıyor. Daha da kötüsü, doğal zeytinyağı yazısıyla satılan bazı şişelerin içindekiler bölümüne baktığımızda pamuk yağı, zeytinyağı aroması ve renklendiriciler olduğunu görüyoruz. Yani zeytinyağıyla hiçbir alakası yok ve bu ürünlerin üretimine izin var. Belki evinize almazsınız. Ancak birçok restoran zeytinyağına para vermek yerine aradaki tat farkını asla anlayamayacağınız bu zehri kullanmaktan çekinmiyor. Eğer Avrupa Birliği'ne girmiş olsaydık, yanıltıcı bir paketleme yapılamayacağı için aldığımız şeyin ne olduğunu bilecektik. Doğallık adı altında zehir satılmayacaktı. Avrupa ülkelerine gidenler bilir ki, çoğu yerde yedikleri sebzelerin, etlerin bile tadı bambaşka lezzette. Çünkü kaliteli gıda tüketme şansına sahipler. Neticede Avrupa standartlarında bir ürün paketine organik yazılabilmesi için içeriğin %95 organik olma zorunluluğu var. Avrupa Birliği insan tüketimine sunulan gıda ürünlerinin yanı sıra bu ürünlerin üretiminde kullanılan hayvanlara verilen yemleri dahi kapsayan kurallar gıda işletmelerine ciddi yükümlülükler getiriyor. Yasa gereğince gıda ürünleri, yemler ve gıda ürünü elde etmek amacıyla kullanılan hayvanlar, üretim, İşleme ve dağıtım süreçlerinin her aşamasında takip ediliyor ve sıkı denetimlere tabi tutuluyor. İnsan sağlığı açısından risk taşıdığı tespit edilen ürünler derhal piyasadan çekiliyor. Bu tür güvenlik önlemleri acil uyarı sistemi sayesinde ilgili tüm birimler ve kamuoyuyla paylaşılıyor. Haydi, moralimizi bozan gıda konularını bir kenara bırakalım ve devam edelim. Ülkemiz birliğe girmiş olsaydı daha uygun fiyata telefonla konuşacak, internet gibi hizmetleri de daha ucuza alacaktık. Çünkü ucuz iletişim bir haktır. Bunu örnekleyecek olursak, ülkemizdeki bazı GSM operatörleri Türkiye'ye tatile gelen yabancılara yüksek internet ve daha uygun fiyata tarife satarken, yerliler için daha düşük internet hakkı olan tarifeler çok daha pahalı. İşte bu adaletsizlikten kurtulacaktık. Bugün Türkiye dünyanın en pahalı otomobillerinin ve cep telefonlarının satıldığı ülkeler arasında. Ancak birliğin bir parçası olduğumuzda böylesine yüksek fiyatlara otomobil ve cep telefonu almak yerine diğer Avrupa ülkelerine gidip çok daha uygun fiyata satın alıp ülkemizde kullanma hakkına sahip olacağız. Yani birkaç prosedürü hallettikten sonra bir Alman'ın bindiği, satın aldığı araba ve cep telefonu fiyatlarına yakın bedellerle biz de araç sahibi olacaktık. Her yerde gördüğümüz ve çevre katili olan maden ocakları büyük oranda azalacak ve kontrol altına girecek. Avrupa Birliği çevre yasalarına göre zaten azalan ormanlarımız madenler tarafından talan edilemez. Ayrıca maden işletmesi yaptığı kazı faaliyetlerinin sonunda çevreyi ıslah etmek zorunda. Fabrikalar ve diğer bütün işletmeler de çevre konusunda ciddi kontrollere tabi. Avrupa Birliği'nde yüksek düzeyde çevre kirliliğine yol açabilecek endüstriyel ve tarımsal faaliyetler için öncelikle işletmecilerin ve ilgili otoritelerin tesisin çevre üzerinde yaratacağı etkileri değerlendirmesi gerekiyor. Ancak belirli çevre şartları yerine getirilince üretime başlanabiliyor. Bunların başında ciddi kirlilik yaratan faaliyetleri engellemek, atık üretimini asgariye indirmek
mümkün olduğunca zararsız ham maddeler kullanmak, bu maddelerin geri dönüşümünü sağlamak ve faaliyetin ardından bölgeyi doğal haline dönüştürmek gibi yükümlülükler var. Kısacası topraklarımız açgözlü şirketler tarafından talan edilemeyecek. Gürültü konusunda da ciddi bir rahatlama bizi bekliyor. Avrupa Birliği'ne girmemiz durumunda son ses müzikle gezen, kornalarıyla gereksiz gürültü yaratan araç sahiplerine, motorluların egzoz seslerine, apartman dairelerinde bile parti veren laf anlamaz komşulara ciddi cezalar geliyor. Yani kafamız biraz da olsa rahat edecek. Ülkemizde ev ve kira fiyatları akıl almaz derecede yüksek. Hatta 2002 yılında Türkiye'de ev sahipliği oranı nüfusun %73'ü iken 2023 yılında bu oran %56'ya geriledi. Yani ev alamıyoruz. Bunun 3 temel nedeni var. Birincisi, ülkemize gelen yaklaşık 10 milyon sığınmacı ve kaçak göçmenin emlak piyasasında oluşturduğu talep, ikincisi enflasyon nedeniyle artan inşaat maliyetleri ve üçüncüsü de emlak alımıyla Türk vatandaşlarının satılması. Hani İstanbul gibi şehirlerde dev gökdelenlere kurulu rezidanslara bakıp bu evlerde kimler yaşıyor diye kendinize sorduğunuz olmuştur. Oraları sen ben değil, çoğunlukla kendi ülkelerinden kaçan ve Türk vatandaşlığı almak isteyen yabancılar ya da zengin Araplar alıyor. Ancak Avrupa Birliği'ne girmiş olsaydık tüm bu durumlar daha fazla kontrol altında tutulacağı, enflasyonun düzene gireceği ve sığınmacıların bir Avrupa Birliği ülkesi olan Türkiye'nin sınırlarının dışında tutulması için çalışmalar başlayacağından dolayı ev değerleri halk açısından rahatlayıcı seviyede düşecekti. Ayrıca Türkiye vatandaşı olmak aynı zamanda Avrupa Birliği vatandaşlığı demek olacağı için her önüne gelene emlak bedeli karşılığında vatandaşlığımız satılmayacağı için emlak piyasasındaki talep azalacak ve fiyatlar düşmek zorunda kalacaktı. Peki Türkiye Avrupa Birliği'ne girebilir mi? Topraklarımızın sadece %3,5'u Avrupa kıtasında bulunmasına rağmen bir Avrupa ülkesi olarak kabul ediliyoruz. 30 Mart 1856 tarihinde Paris Anlaşması'nda Osmanlı bir Avrupa devleti kabul edilmiş ve durum Türkiye Cumhuriyeti içinde devam etmiştir. Bu nedenle birliğe başvuru hakkımız var. Başvuruyu yaptığımız 1959 yılından 2000'li yılların ortasına kadar da müzakerelerde çok olumlu aşamalar kat edildi. Öyle ki 2004 yılında dönemin siyasi liderleri Avrupa Birliği'ne giriyoruz diyerek gündüz vakti havai fişekler ve mehter marşları eşliğinde kutlamalar bile yapmıştı. Tabii ki her şey gibi bu da yalan oldu. Ülkemizdeki eğitim seviyesi, ekonomi, refah düzeyi, sığınmacıların çokluğu, adalet noksanlığı, Kıbrıs meselesi, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü gibi konularda yaşanan sorunlar Avrupa Birliği'ne giriş ihtimalini de geciktirdi ve müzakere süreci askıya alınacak kadar kötü bir duruma geldi. Ancak burada anlaşılması gereken, aslında bizim için önemli ve faydalı olanın Avrupa Birliği'ne girmek kadar Avrupa Birliği uyum sürecindeki adımlarımız olduğudur. Neticede hayatımızı değiştiren, refah seviyemizi yükselten, daha modern bir topluma sahip olmamızı sağlayan şey Avrupa Birliği uyum sürecinde gösterdiğimiz gelişmelerdir. Bu süreci tamamladığımızda zaten Avrupa standartlarında bir ülke haline gelmiş oluyoruz. Süreç en az girmek kadar önemlidir. Şimdi bazı yanlış iddiaları değerlendirelim. Çoğunluğu Müslüman bir ülke olduğumuz için bizi Avrupa Birliği'ne almak istemiyorlar. Kısmen doğru olsa da büyük oranda yanlış bir iddia. Çünkü burada mesele din değil, dindarların farklı dinlere bağlı olan kişilere karşı tutumu. Eğer Avrupa Birliği uyum süreci ülkemizde tam olarak işlemiş ve birliğe üye olacak bir ülke olmuşsak, zaten eğitim seviyesi, ekonomisi, hoşgörüsü daha yüksek, daha seküler, daha laik bir toplum olmuşuz demektir. Çünkü belli bir refah seviyesine sahip, ayrıca iyi eğitimli bireyler, karşısındakini dinine göre değil, dürüstlüğüne ve kişiliğine göre ciddiye alır. Mühim olan budur. Avrupa Birliği'ne girersek Avrupa Parlamentosu'nda en çok vekil sayısı Türk olacağı için bizden korkuyorlar. Hayır, böyle bir durum söz konusu değil. Avrupa Birliği'nin yönetim mekanizmalarından biri olan Avrupa Parlamentosu'nda
bugün en çok Alman ve Fransız vekil bulunmaktadır. Ülkeler parlamentoya nüfusu oranında vekil çıkarırlar. Ancak bu vekiller Avrupa Birliği partilerinde görev yaparlar. Hemen açıklayalım. Örneğin nasıl ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde farklı partiler var, Avrupa Parlamentosu'nda da Avrupa'daki ideolojileri temsil eden 7 farklı parti bulunmaktadır. Bu partilerden biri muhafazakarken, diğeri daha seküler, diğeri liberal, diğeri daha solcu olabilir. Bunlar devletler üstü partiler ve kıta genelinde yapılan seçimlerle görev alıyorlar. Örneğin bir Türk Avrupa Parlamentosu'nda A Partisi vekiliyken başka bir Türk B Partisi vekili olacaktır. Yani nüfusumuzun çokluğu Avrupa Birliği'nin yönetim mekanizmasında önemli bir değişikliğe ve Türk hakimiyetine neden olmayacak. Yani böyle bir korkuları yok. Ve zaten Avrupa Parlamentosu tek yönetim merci de değil. Daha birçok yasama, yürütme ve denetleme kurumu var. Avrupa Birliği'ne girerse kültürümüz yok olur. Bu da yanlış bilinen ve Anadolu halkının korkularından biri. Ancak kültürümüzün yok olmasının aksine Avrupa Birliği kültürel unsurları destekleme ve yaşatma felsefesine sahip. Anadolu'daki birçok köy zaten boşalmış ve yok olma seviyesine gelmiş halde olmasına rağmen eğer Avrupa Birliği'ne girersek terk edilmek üzere olan birçok köyümüz ve şehrimiz kültürel değerlere uygun olarak restore edilecek, altyapıları yenilenecek. Bugün köy ekmeği yapan teyzeleri birçoğunu sadece belgesellerde izliyor. Ancak Avrupa Birliği'ne girersek bu bölgeler aslına uygun olarak imar edilecek ve kültürel değerlerimiz oradaki insanların maddi kazanç sağlamasına olanak sunacak şekilde güçlendirilecek. Bunun en güzel örneklerinden biri Aydın'daki Doğan Bey Köyü'dür. Terk edilmiş ve ıssız kalmış olan Doğan Bey Köyü, Avrupa Birliği destekleriyle restore edildi ve muhteşem bir turizm merkezine dönüştü. Bir zamanlar kimsenin yolundan bile geçmediği Doğan Bey Köyü, günümüzde yerli ve yabancı turistlerin kapısında kuyruk olduğu kültürel ve turistik bir değer halini aldı. Hatta eskisinden de daha güzel oldu. Yani korkmayın dostlar, kültürünüz yok olmayacak. Zaten yok olmak üzere olan kültürünüz güçlenecek. Biz her zaman vardık ve var olmaya devam edeceğiz. Size elimden geldiğince Avrupa Birliği'nin katkılarını ve ülkemizin sürecini anlatmaya çalıştım. Umarım halkımız muasır medeniyetler seviyesinde kaliteli bir yaşam standardına, daha özgür ve daha mutlu bir geleceğe sahip olur. Umarım biz de, bizden sonrakiler de Avrupa Birliği'nin bile kıskanacağı bir ülkede yaşarız. Eğer keyif aldıysanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben Engin Deniz. Görüşmek üzere.